Ozanlar Derneği. Yazan Nancy H. Kleinbaum. Derleyen Meryem İlbaş. Ölü Ozanlar Derneği Kleinbaum'un 1989'da yayınlanan romanıdır. Roman, Tom Schulman'ın senaryosunu yazdığı ve aynı yıl Peter Weir tarafından yönetilen aynı adlı film uyarlamasına dayanmaktadır. Kitap, özgürlük, öz ifade ve bireyselliğin önemini vurgulayan bir hikaye anlatır. Hikaye 1959'da Amerika'nın önde gelen erkek öğrenci okullarından biri olan Welton Akademisi'nde geçer. Hikaye yeni okul yılında başlar ve bir grup genç öğrencinin yeni İngilizce öğretmenleri John Keating'le tanışmalarıyla hız kazanır. Keating, öğrencilerine standart eğitim kalıplarının dışında düşünmeyi ve yaşamayı öğretir. Kendine has öğretim yöntemleri ve özgür düşünme felsefesi, öğrencileri üzerinde derin bir etki yaratır. Öğrencilerden biri olan Neil Perry, Keating'in özgür düşünceli yaklaşımından çok etkilenir ve arkadaşlarını, Keating'in öğrenci olduğu zamanlarda kendisinin de üyesi olduğu Ölü Ozanlar Derneği'ni yeniden kurmaya ikna eder. Dernek, öğrencilerin gizlice bir mağarada toplanarak şiir okudukları ve hayatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanın yollarını tartıştıkları bir gruptur. Kitabın ilerleyen bölümlerinde öğrencilerin hayatlarında büyük değişiklikler yaşanır. Neil Perry Babasının baskılarına rağmen kendi tutkusu olan tiyatroya yönelir ve bir oyun için başrolü alır. Ancak babası Nil'in tiyatroya olan ilgisini kabul etmez ve onu askeri okula gönderme tehdidinde bulunur. Bu durum Nil'in trajik bir karar almasına yol açar. Diğer öğrenciler de kendi kişisel sınırlarını aşma ve kendi seslerini bulma yolculuklarına çıkarlar. Todd Anderson, utangaç ve içine kapanık bir öğrenci, Keating'in teşvikiyle kendi özgüvenini bulur ve kendi şiirini yaratır. Knox Overstreet, aşık olduğu bir kızı etkilemek için cesaret bulur. Charlie Dalton ise okul yönetimine meydan okur ve daha fazla özgürlük talep eder. Ancak bu özgür düşünce ve bireysellik arayışı öğrencileri ve Keating'i okulun geleneksel ve katı yönetimiyle çatışma içine sokar. Neil'in trajik ölümü sonrasında okul yönetimi olayı Keating'in üzerine yıkar ve onu öğrencileri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu iddia ederek okuldan kovar. Ancak öğrenciler Keating'e olan sadakatlerini korur ve ona saygılarını gösterirler. Kitap, Todd'un sınıfta ayakta durarak o Captain, My Captain diye seslenmesiyle sona erer. Bu, Keating'e olan saygılarını ve onun öğretilerinin hayatlarında yarattığı kalıcı etkiyi ifade eder. Ölü Ozanlar Derneği, bireyselliğin, öz ifadenin ve düşünce özgürlüğünün önemine dair güçlü bir mesaj verir. Kitap, toplum baskısına karşı durmanın, kendi tutkularınızı ve hayallerinizi takip etmenin ve yaşamın her anını dolu dolu yaşamanın önemini vurgular. Kitap aynı zamanda eğitim sisteminin ve öğretmenlerin öğrenciler üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösterir.